olmamızdan dolayı gece vakti avlak yerimize 21.30 civarında geldik. Saat 9.30 civarı. Biraz bir mola verdikten sonra takımlarımızı hazırlayacağız. Avımıza başlayacağız. Ama öncesinde yine dediğim gibi gündüz gözüyle buranın ortamını sizlere yine paylaşacağım. Belki de ona göre ayarlayacağız her şeyi. İçinde şöyle söyleyeyim, 4 takım içinde birer tane yine yeter. Neden diyeceksiniz? Surfacing'de sevgili dostlar genellikle uzun köstekler hazırlanıyor. Uzun kösteklerde en azından herhangi bir balık geldiğinde ya da ağzında o iğne kaldığında mığri veyahut da başka bir balık ağzına zarar vermemek için direktmen onu kesip kopartabiliyoruz. Neden derseniz almayacağımız balık olduğu için ister istemez bu deniz suyunda çürüme yapmakta iğneler ve herhangi bir zarar vermemekte. Ondan dolayı da 4 takım en ideali. Sonra kullanacağımız zaten yem boru kurdu. Mamun ve sülünes olacak. Belli bir saate kadar sülünes ve mamunla idare ediyorum. Ardından hemen boru kurduna geçiyoruz. Saat 12'den sonra boru kurdunu kullanmakta yarar var. Boru kurdunun özellikle uzun ve büyük olmasından yanayım. Küçük balık onu tırtıklayıncaya kadar, bitirinceye kadar büyük balık ister istemez görüp de gelebiliyor onun yemini almaya çalışıyor. Ne kadar olsa sevgili dostlar, herkesin kendine göre bir has tecrübesi var elbette ki. Kamışlar, onar adım arayla bırakıyorum kamışları, boşluk aradaki payını ve direkt olarak yatacak şimdi bu havada. Bunları hepsini uygulamalı olarak tabii ki gece avcısı olarak sizlere göstereceğiz. Yıllardır vermiş olduğu bir tecrübe diyebilirim yani. 20 yılı aşkındır sürekli tek başımayım. Sürekli tek başıma hareket ettiğimden zaman zaman da yani %30 olarak da dostlarımla gitmekteyim avlara. Zaman zaman yine dediğim gibi sevgili dostlar, dostlarımızdan da bu avlara iştirak edeceğiz. Gece avcısı olarak. Bakalım nasibimizde ne varmış burada. Burası dediğim gibi ikinci bir gelişimiz. Buraya daha önce geldik ve aysız bir zamanda gelmeyi
istemiştik. Bakalım. Yine aysız bir gece bu gece içinde. Artık zifiri karanlık. Zaman zaman bazı avlaklarda ay olması gerekiyor. Özellikle bu tip yerlerde. Ondan dolayı da kısmet diyelim önce. Ne kadar verimli olacak, ne kadar şey olacak göreceğiz tabii bunu. Bakalım. Her şeyden önce kısmet sevgili dostlar. Şu anda kamışlarım hazır. 4 tane kamışımız var. 4.20 ve 70 ve 80 olmak üzere. Büyük kafa makinaları. Kaşıklarımızı onar adım arayla dikeceğiz. Ve onu da şimdi sizlere tekrar da kazıklarımızı nasıl dikeceğiz ona bakacağız. Evet sevgili dostlar. Kazıklarımız bu Avrupa'nın sörfaz teknik olarak şey yapmış oluyor tabi. Bu kazığı kesinlikle böyle yapmıyoruz. Çünkü ne kadar da olsa bir esneme yapacak ama biz bunu bu şekilde yaparsak yandan soktuğumuz zaman oynamayı daha çok şey yapmış olacak. Bak gördüğünüz gibi bu arada da şey yapmamış oluyor ve sağlam vaziyette kamışımız, kamış ayakları. Yine 10 adım sayıp bu şekilde 10 adımdan sonra da kamışımızı, diğer ayağını da koymuş oluyoruz ve 10'ar adım olarak. En dalgadan mı yoksa balıktan mı olduğunu tamamen gösteriyor ve sabaha kadar bizleri idare etmekte. Sabaha kadar süren avlar neticesinde kamış ucunu görmemiz açısından balığın vurduğunu yoksa dalganın eğdiğini görmek için sürekli bunları kullanıyorum. Takımda dediğim gibi gezer kurşunlu bir takım olacak. Evet. Fosforumuz gördüğünüz gibi yanacak. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar fosforumuz yanmakta ve gece şeyinde balığın vurduğunda ya da herhangi bir şey yaptığında bununla balığı görmüş oluyor. Sevgili dostlar yapmış olduğumuz kurşun beden 100 gramlık bir kurşun gezer. Konik bir şekilde kurşunumuz istediğimiz gibi hareket etmekte. Ve bunun birlikte fosforlu bir boncuk uç tarafında ve klipsiniz zaten var. Ve buna kazara 1,5 metre hemen hemen bir kulaçlık bir bedenimiz var. Ve beyaz düz bir iğne. O da yanılmıyorsam 3 numara 2 numara olması lazım. Ve geçici olarak biz mamun kullanacağız bugün için. Mamunumuzu da bazı dostlarımız bilir. Mamunumuzu takarken de önce arka taraftan geçiriyoruz. Yavaş bir şekilde. Bu tam bir mamun iğnesi. Hafiften baslıyoruz göğüs kısmına doğru ve mamunumuz düz bir vaziyet almakta. Sevgili dostlar, ne yapıyoruz burada da küçük balık tırtıklamasın diye mamunun ön ayaklarını kırıyoruz ki küçük balık tırtıkladığında şey yapsın. Peki bu yeterli mi? Hayır, yine yeterli değil. Çünkü ikinci bir mamunu takmamız lazım burada. Bunu da hafiften yine aynı şekilde çıkartıyoruz buradan. Tekrardan hemen ikinci bir mamunu da takıyoruz. Gördüğünüz mamun düz vaziyette. Bunu da aynı şekilde
tırtıklamasınlar diye. Ve mamurumuz oldu. Bayağı bir, gördüğünüz gibi sevgili dostlar, büyük bir mamun. Ne kadar da olsa balığın iştahını aşacak bir şekilde. Bakalım, kısmet. Takımımızı yaptık ve ikinci oltamızı da atacağız. Rastgele diyelim. Bakalım artık bu saatten sonra neler olacak. Dördüncü takımı da yaptıktan sonra daha zaten acelemiz yok. Benim için 12'ye kadar vakti var bu işin. 12'den sonra bastırırız. Ona göre hareket ederiz. Biraz daha hızlanırız. Sıramızı aldık. Hatta güzel bir av yanak ve bir dahaki bakalım. Dediğim gibi takımımız çok basit bir takım. Her şeyden önce çıkartabilecek miyiz? Ah! İnşallah çıkartırız. Av yanaklı bir çupra ve Softan orijinal deniz. Burada olması gereken şey, tüm şartlar şu an için yerinde. Sabaha kadar dediğim gibi yapmamız gereken neyse yapacağız. Ama her şeyden önce kısmet tabii. Nasiptir. Dediğim gibi uzun pala iğne ve mamur olayına girdik. Hep biz bir çupra diyelim, yaklaşık 200 gram kadar bir şeydir o da. Rastgele. Burada ilk lidakimizi aldıktan sonra hemen taktik değiştiriyoruz. Onun da neticesinde şiş ve boru kurduna geçiyoruz. Boru kurtlarını yine tek parça ve şişten takacağız iğneye ki bununla da daha güzel verim alalım, hemen şeyi kaçırmadan aksiyonu. Ve ince şiş kullanıyoruz. Bunlar çelik ve paslanmaz şişler. Paslanmaz şişlerde olduğu için ister istemez şişten gerçekleştirdiğimiz boru kurdu bu şekilde takıyoruz ki büyük bir parça ve tek parça olmasından iyidir her zaman olsun. Bunu gören balık İster istemez iştahı kabarıyor. Ben de balık olsam, ben de maalesef ama bu boru kurduna gelirim. Bütün taktiklerim şu anda bunun üzerinde yoğunlaştı. Bakalım. Thank you.
aslında az önce bir al yanak daha aldık. Onu da çekime yetiştiremedik maalesef. Ama güzel bir kabalidaki, yine çupra demeyelim buna biz. Tam bir al yanak safra deniz çuprası olduğu gibi yemiş. Uzun pala iğne kullandık. Uzun pala iğne de dediğim gibi beyaz ve boru kurduna dayanıyoruz şu anda. Saatlerimiz 24'ü gösterdi. Şu ana kadar alınan iki tane balıkla birlikte bana göre çok çok iyi bir şey veriyor. Eğer ki 2 ya da 3 üzeri gece yarısı olursa o zaman daha farklı olacağını düşünüyorum. Mükemmel bir çupra, kafa sarı. Zaten sabahta göreceksiniz çoğunun al yanakları hala daha burada mevcutsa. Al yanakları görüyorsunuz herhalde. Tam bir al yanak bunlar. Safkan al yanak arkadaşlar. Bakalım kısmet. Geceden bu yana avımız devam etti ama neticede 2 adet çupra alabildik. Gece zaman zaman küçük balıklardan yemlerimiz kalmadı iğnelerimizde. Netice olarak sabah suyuna kadar birazcık uyuduk. Hafiften uykumuzu aldık. Bakalım birkaç saat daha sabah suyunda neler yapar, neler eder bilmiyorum ama bakacağız. Genellikle Karaburun'da saat 6'dan sonra hiçbir şey yapmıyor. Ama mevsim olarak bugün erken diye düşünüyorum ben. Büyük ölçüde de onun faktörü var. Tabii avlaklar konusunda gelince genellikle baktığımız yerlerden birisi de akarsuların ya da küçük böyle dere yataklarının olması, oradan suların akması. Ki oraya bir besin zinciri taşınması adına olan bir şey. Bakalım nasip diyelim ya her şeyden önce.
Yemler hala da gitmeye devam ediyor. Yemleri yediriyoruz. Zannedersem küçük balık var. Küçük balık olduğundan dolayı da ister istemez balık fazla gelmiyor. Bu sefer büyük balık da gelse ne kadar da olsa yem bitmiş oluyor. Ve çabuk bir şekilde yemler bitiyor. Yani sanki harami dediğimiz balık var. Çok çok ufak. Büyük ihtimalle buranın mevsimi bu zaman değil yani. Daha olması gereken zamanı var diyorum herhalde. Yazın ortası ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Karaburun'da bu zamana kadar saat 6 dediğin zaman sabah suyu dahi yapmazdı buraları. Ama ne şeyse hemen yemler gidiyor. Bir tanesinde sağlam. En sonuncusunu çekmedim ikili iğneyi. Bakalım. Yine kısmet her şeyden evvel. Kısmetsiz olmuyor sevgili dostlar. Ve şu anda hava da kapalı. Belki bize bir avantaj olabilir. Yavaş yavaş bir yağmur çiselemeye başladı. Hafif bastırmaya başladı o da. Denemeye devam edeceğiz. Belli bir saate kadar. Ondan sonra bakacağız. Durum vaziyeti ne gösterecek? O da malum tabii. Her şey olabilir. Balık işi nasip işi zaten. Nasipten öteye geçemezsin. Biz ne kadar da bilsek bazı şeyleri. Oldu mu oluyor, olmadı mı olmuyor. Ha, derseniz ki nasıl Allah'ın durumu, hala da devam edilmesi lazım derim. Sonuna kadar bu mücadele edilmesi lazım. 600-700 metrelik bir yürüyüş alanı var buranın. Çünkü dağın eteklerinden yürüye yürüye geliyoruz buraya kadar. Ama önemli olan avın yapılışından ziyade bir de buranın doğal güzelliklerini zaten görmek. Buralarda ruhumuzu dinlendirebilmek. Şişten takıyoruz ve tek parça bir bütün. En fazla balıkların sevdiği şeylerden birisi. Bakalım ya. Nasip. Nasip, nasip, nasip. Ama çok güzel bir yer. Doğal güzellikleriyle insanı kendine hayran bırakan bir yer buraları. Ama balık oldu mu derseniz olmadı. Kısmetten öteye geçilmez. Sevgili dostlar, küçük bir karagöz geldi. Onu da hemen zarar vermeden ya iade edelim ki bu şekilde
şekilde zarar vermeden hemen suya iade ediyorum. İki takımı topladım. Güzel bir takım. Geliyor. Karagöz. Sevgili dostlar. Çok güzel bir karagöz sevgili dostlar. Yaklaşık 24-25 santim arası. İşte buralarda böyle karagözler çıkmakta. Tabii ki bunun gününü ve zamanını bulabilirsek ki o zamanlar daha iyi. Güzel avlar verir bunun neticesinde. Yani normal şartlarda böyle karagözler teknelerde bile çok zor çıkıyor. Ama her şey nasip. Öpüyorum bunu da. Her avlak yani araştırılmaya müsait olan avlaktır. Ve buralarda dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de kayaların üzerine yapışan bu salyangoz cinsi dediğimiz börtü böceklerdir. Canlılar yani. Bu salyangozlar olduğu müddetçe ve yengeçler olduğu müddetçe buralarda ister istemez çupra olmakta ve bunlardan yola çıkarak yeni gelmiş olduğunuz avlaklara araştırma zemini hazırladığınız zaman her avdan sonra daha öncesinden avlanan kişi var mı yok mu? O zaman neler kullanılmış, neler şey yapılmış bunları gözlemleyebilirsiniz. Ama normal tabiat kanununa göre dediğimiz zaman da her canlının bir kendine özgü beslenme biçimi var. Çupranın da sevdiği salyangozdur ya da yengeçtir. Ondan dolayı bu tezden dolayı çıktığımız zaman da çoğu kez çupraların içinde bu salyangozlar, bu canlılar çıkmakta. Midelerinden. Sonuç olarak burada çupra olduğunu söyledik ve çupramalarımızı aldık. Bunlar işarettir. Bu ikinci defa gelmiş olduğumuz bir avlak. Neden derseniz şu anda biz yaz sezonunda gelmiştik. Çünkü balık kıyılaması lazım çupranın. Ya da herhangi şekilde mırmır veya da karagözün. Peki kıyıladığı zaman da zaten ister istemez buraları kıyılacak ama bazı yerler var. Onlar da ayın ve şeyin durumuna göre hareket ediliyor. Ve dün akşam da baktığımızda sular bayağı bir çekikti ilk geldiğimde. Bu esnada suların tam yükselmeye başladığı sıralara denk geldik ki o sıralarda zaten balık hareketlendi. Ve onun haricinde de artık tamamen yattı. Karaburun tarafının genellikle şeyi bir yani Karaburun demeyelim de İzmir bölgesi üzerinde bulunan birçok yerde hava karışık estiği zaman veya daha hava karıştırdığı zaman o gün mutlaka balık yapmıyor. Hani biz birazcık ona denk geldik. Belli bir saatten sonra zaten yanılmıyorsam 2'den sonra hava birazcık bozdu. Bunlardan dolayı da ama olsun her şeyden evvel bizim için işaretti. Bu işaretleri de ona göre değerlendireceğiz. Yorumlarımızı yapacağız. Hangi zamanda, hangi mevsimde tekrar buraya geleceğimizi öğrenmiş olacağız bu arada. Sevgili dostlar. Hadi bakalım.
tekrardan rastgele biz yine avımıza devam edelim tabii. Ne de olsa uykumuzu aldık. Balık olmadığı zaman da mutlaka uyuyun. Uyuyarak yola çıkalım. Evet sevgili dostlar, bir birlikteliğinde burada sonuna geldik. Bir dahaki birlikteliğimizde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.